Merhabalar. Okuma günlüğüne devam ediyoruz. Kader Kadar, O Kadar kitabından. Sanırım burada kalmıştık. Dün gerçekten sanırım işaretlemedim yeri. Evet, üstü yollar, üstü sürücüler. Burayı da okuduk. Buket'i de okuduk. Tesadüflere ihtiyaç var diye. Bir bulut tütsü. Buradayız. Normalde adetim değil aslında. Bir konuşmaya veya sempozyuma çıktığımda da öyle. Sadece konuyu belirleyip çıkmak daha iyi oluyor. Öbür türlü ne konuşacağına bakmak, konuşacağın veya o sırada salonun veya kişilerin ihtiyacının veya arzu ettiği şeyin o an tespit edilip veya ilham edilip onlara anlatmanın önüne geçiyor. Aşırı derecede konuşmadaki planlı olmanın esas konuşmacının düşmanı olduğu kanısındayım. Halbuki öyle değildir. Çünkü şartlar, kişi, salon, her halükarda veya beklentiler seni yönlendirecektir. Rüzgara bırakmayı bilmek lazım. Hitap noktasında hatibin bir yelkenli gemiye benzediğini düşünüyorum. O rüzgar o gün nereden eser kestiremezsin. Dün güneyden esen bugün kuzeyden eser. O yüzden rüzgarı bilmen lazım. Neticede yola gidecek misin? Gideceksin. Yani konuşacak mısın? Konuşacaksın. Ve konuşabiliyor olmak noktasında senin oraya çıkman veya muhataplarının seni dinlenebilir biri olarak görmesi aslında senin geçmişteki bilgi birikimin ve bunları aktarabiliyor oluşun veya aktarmaya çalışmaktaki gayretinledir. Bu böyle mi? Böyle. Ama zaten sende bilgi veri olması lazım oraya çıktığında. Var ki orada grift bir şekilde onları karşı tarafa aktarabilesin. Bu noktanın aktarımıyla alakalı ve bu durumun karşı tarafa lanse edilmesiyle alakalı durumda tamamen planlı davranmak aslında tüm planı bozan şey. Anlatacağımız ve konuşma yapacağımız veya paylaşacağımız şeylerin biraz orada şekillenmesine izin vermek lazım. O yüzden kitabı sizden önce okumuyorum. Tam bu kitap benim kitabım, yazdım ama diğer kitapları da öyle. Okuyup da sonra belki baştan sona okumuş daha sonra başa dönüp sizle paylaştım olur ama videoyu açmadan önce bugün bundan bahsedeceğim falan demiyorum. Doğaçlamayı kaçırsın istemiyorum. Bir bulut tütsü. Gözlerin ilişmediği şeyleri seviyorum. Görmek isterken her şeyi. Bazen bazı şiirlerin bazı dizeleri çağrışır zihnimde. Çarpışan İki varlığın başka bir varoluşa kapı aralaması gibi. Dilimin söylemesine bedel kalemim konuşmalı çünkü o daha fasih anlatabiliyor bendekileri. İçinde bulunduğunuz ruh hali ve içine gireceğiniz ruh hali. Bulunmuş olduğunuz değil çünkü mazi ölü. Vukuat ancak varoluşta var. Mazi yok ise vukuat olmamalı, olamaz. Müstakbel bizim vukuatın bel kemeri. Burayı tekrar okuyacağım, güzel bir yer. İçinde bulunduğumuz bir ruh hali var değil mi? Var. İçine gireceğiniz de bir ruh hali var. Aslında içinde bulunduğumuz ruh hali bir sonraki içinde bulunacağımız ve bulunacak üzere olduğumuz ruh hali. Bulunmuş olduğunuz değil. Çünkü mazi öldü. Vukuat varoluşta var. Mazi ise vukuat olmamalı. Olamaz. Müstakbel yani gelecek vukuatın ise belki midir? Yani çağrışım demiştik. Bir şeyler başka şeyleri çağrıştırır. Yaşamın kendisi ölümü çağrıştırır. Yani vukuat yaşam. Neyi çağrıştırıyor? Ölümü. Çünkü sürekli başlayış ve bitiş. Bakın kaçıncı sabah buradayız. Neredeyse her gün sizinle burada okuma günlüğü yapmaya çalışıyorum. Kaçıncı sabahtır bu birlikteyiz? Yani bitiyor, başlıyor, başlıyor, bitiyor. Bitiş demişiz ama ne bitiyor? Ne zaman bitiyor? Muamma. Bakarsın başlangıç dediğimiz sondan sonra gelir. Bitiş dediğimiz başlangıçtan önce gelir. Burası dünya. Her şeye vakıf olduğunu zannedenler diyar. Çok azının çok şeye vakıf olduğu bir diyar. Çoğunun var olduğunu sorgulayacak bir varlığının olmadığı bir diyar. Evet. Aslına bakarsanız bizim varoluşla ilgili durumda, varoluşun sorgulanması ile ilgili durumda bizim işimizi çok kolaylaştıran şey dindir, inanıştır, peygamberlerdir, o muallimlerdir. Yani peygamberler muallim. O yüzden bu noktada bir mutmainlik, bir tatmin, bir müsterih oluş bizde inananlar açısından ortaya çıkıyor. Kazandığın şey için kendi üzerine alıp da gurur
yüküyle ve dikeniyle hayatını sürdürmüyorsun. Veya tam tersi elde edemediğin şeylerle, elde edememişliğin vermiş olduğu kahır ve hüzünle ilerlemiyorsun. Tam tersi mülk onun dilediğine verir diyoruz. Verme noktasında da verip vermeyeceği ile ilgili durumda bütün mücadelemizi veriyoruz. Yani yaratıcı her şeyi veriyor. Sadece ondan isteme noktamızın farklılığı var. Yani kul hemen işte ben bunu istiyorum alayım. Yani öyle değil. Defalarca 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 denersin, istemek böyle olur. Velhasıl bir tatminlik katıyor bize. Ama bakın burada çağrışım. Bir şeyler başka şeyleri çağrıştırır. Yaşamın kendisi ölümü çağrıştırır. Bitiş dediğimiz şey ne zaman bitiyor? Muamma. Bakarsın başlangıç dediğimiz sondan sonra gelir. Yani bu konu tek başına upuzun bir diyar. Başlangıç sondan sonra gelir. Bunu Bediüzzaman şöyle anlatıyor. Nur Muhammed'i aleyhissalatü vesselam bir tohum olsa o bu kainat işte o tohumun hem o ağacın özür dilerim Nur Muhammed aleyhissalatü vesselam bir ağaca benzetilse o meyve o hem bu ağacın bir ağaca benzetirse hem o bu ağacın konuşamadım ya o kadar ezbere bildiğim bir yer ki hem tohumu hem meyvesi olur diyor kısacası. Şimdi bir ağaca benzetiyor peygamberimizin nurunu yani Muhammed lafzını ve o hem tohumudur hem meyvesidir diyor. Yani hem baştır hem sondur diyor. Şimdi niye öyle? Peygamberimiz sonuna geldi. Madem en kıymetli niye başta gelmedi diyen falanlar var. Ağacın en kıymetli yeri meyvesidir. En kıymetli yeri. Dünya kaç milyar yıl falan var 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 sonra insanoğlu gelmiş falan. Niye? Çünkü insan meyve. Bu kainatın meyvesi insan. Bu cemiyetin içerisinde de insanların o ağaca benzettiğimizde o cemiyeti onun da meyvesi peygamberimiz. O yüzden sondur ama baştır. İşte diyor ya ismini bitiştirdiğini yüzü sürmeden beni affettiği Hazreti Adem'in duasının rivayetinden bahsedilir. Niye? Çünkü o dahi oradan çıkıyor. Ama Hazreti Adem tohum. Meyve kim? Peygamberimiz. Meyvenin içinden ne çıkıyor? Tohum çıkıyor. O yüzden bu çok fevkalade bir şey. Hani bizim son sandığımız şey biz tohumuz. Ekiliyoruz. Nereye? Toprağa. Bir meyveden gelen bir şey değil miyiz biz? Sonuz ama aslında başız. Yani ölüm bir başlangıç, son değil. Yani tohum için hayat toprağa ekildikten sonra başlar. Bizim için hayat toprağa ekildikten sonra başlar. Anlayabilirsek, bunu idrak edebilirsek. O zaman zaten bu hayattaki tohuma ihtiyacın olmadı. Tohumun zararına olan şeyleri kullanmamaya başlarız. Tam tersi tohumun yararına olan şeyleri almaya başlarız ki toprakta neşvü nema verebilelim. Hayatımıza başlayabilelim. Tohum gerekli olan mineralleri almasa hayatına başlayamaz. O toprağın içinde kalır. Bizim derdimiz o toprağın içinde kalmamak, hayata başlayabilmek. Toprak ana diyoruz ya, anne de toprak gibi düşünün. Anne doğuramazsa çocuğu düşük oluyor. İşte çocuk orada ölüyor. Orada kalmaması lazım. Hayata başlaması lazım. Burada bir dünya düşün anne karnında. Anne karnında bir dünya var. Çocuk orada ölüyor. Yani ölüyor dedim doğuyor. Ama bizim için doğuyor. Onlar için ölüyor. Başka aleme de biz burada ölüyor diye ağlıyoruz feryat figan. Başka aleme de doğuyor diye seviniyorlar. Son başlangıçtan önce bilmiyoruz yani. Aslında biliyoruz. Ama ve lakin görmediğimiz için inanç noktası ile imana kalıyor. Karanlık bir sokak sonu ışığın etrafı sarılmış. Aydınlık bir sevgi buketi köpeklerin yersiz uğultusu ve ses. Pusuda hazır kıta bekleyen bir nefer. Hayat başlamış ve devam eden bir serüven. Sonsuzluk namzet olduğumuz en büyük servet. Derin bir nefes. Hayatın devamı için elzem bir ağaç. İnsan olmak için çabalayan insanın destansı mücadelesi. Belgesel tadında bir macera. Tekrarsız, şakasız, katıksız bir gerçek. Alabildiğine gerçek. Bir yer daha okuyayım. Bilmek. Değerini bilmiyorsa onun için mücadele etmenin anlamı yok diyor Leon. Sevgi emek ister. Sevgi hayır dedirtir. Sevgi serttir. Sevgi zorlayıcıdır. İnşa edersiniz onu. Yavaş yavaş kurarsınız. Babanın evladına sevgisi hayırların zorlayıcılığı varlığı iledir. Bakın mesela baba ile evlat ilişkisi, anne ile evlat ilişkisi aynı değildir. Genelde baba evladını zorlamak ister ki güçlensin diye. Çünkü o zorlandığı nispetle hayatın içerisinde güçlendiğini anlar. Evlatların babalarını anlamamalarının dolayısıyla ortaya çıkan çatışmaları böyle olur. Ve tabii ki babalar da evlatlarını anlamadığı için bazı noktalarda çatışma oluyor. Bu ayrı.
ama sevgiyi gösterme biçimi farklı olacaktır. Becerilerinin ortaya çıkması için zorlayacaktır. Çünkü seviyordur. Peder ve valide ister ki evlatları kendilerinden daha iyi olsun. Eşini sevmek zembille inmez. Onda onu da inşa edersin. Sevmeyi öğrenirsin ve öğretirsin. O beni seviyor, ne yapacağını bilir demek, o zeki, sınava girince yapması gerekeni bilir demek kadar ahmakçadır. Öyle değil mi? Tamam, zeki, zeki ise o zaman sınavda ne gerekiyorsa onu yapar. Evlilik bir sınavdır, evlatlık bir sınavdır, iş bir sınavdır. Bu sınavları vermek için dersine çalışman gerekir. Dersine çalışırsan zeki olduğunu ortaya çıkar. Çalıştığını öğrenmen, çalışan mutlaka öğreniyor. Ama bazısı 2-3 çalışmada öğrenir, bazısı 3-5 çalışmada ama mutlaka öğrenir. Sınavı öğretirsin, neyi ne kadar çözmesi gerektiğini öğretirsin, öğrenirsin. Sevgiyi de öyle, sevmeyi de öyle, seni sevmesini de öyle. Herkes sevilir ama aynı şekilde değil. Usul var, adab var. Sevmeyi öğrenmeyi göze almak, nasıl seveceğini öğrenmeyi göze almak sevmektir. Dahası değer bilmektir. Yoksa bu göze almalar, mücadeleler anlamsızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.